Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere ikinci kısa filmim olan Acıma'yı nasıl çektiğimi anlatacağım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. En başta elimde bir sayfalık senaryo haricinde hiçbir şey yoktu. Ama inancım vardı ve en önemlisi de buydu. Bir kez tam vazgeçecek gibi oldum çünkü o kadar çok kişiden rica etmem gerekiyordu ki bir an hepsini ikna etmek bana çok zor gelir diye düşündüm. Ama buradaki herkes çok sıcakkanlı ve halini anlayan insanlar. Bu da işimi oldukça kolaylaştırdı. Annem tam vazgeçtiğim gün başarabileceğimizi o söyledi. Bana yardım edecekti ve biz birlikte çekimlere o gün başladık. Bu kısım harika gözüküyor bence. Bu eve 7 yaşında falan bahçedeki kedilere ve çiçeklere bakmak için kardeşimle sık sık gelirdik. Buradaki kadın hastalandıktan sonra yürüyemediği için bahçede artık ne çiçek ne de kedi var. Hele şu merdivenden sırayla aşağı atlardık çocukken çok zevkli oluyordu bu. Bu kadının duyma sorunu var. Ona sadece annem kendini anlat dedi. Yani bir nevi belgesel gibiydi. Sonra bu bir başladı. Tüm hayatını dinledik orada. Zaten. Ama bu filmden sonra öleceği ve son hatırasının bu film olacağı hiçbirimizin aklına gelmezdi. Ece orada uykusu geldiği için yerde yatıyordu. Çoraplarını falan çıkardı. Sonra da uyudu zaten. Çekim bitince onu eve kucağımızda götürmüştük. Buradaki komşumuzun evlendiği günü hatırlıyorum. 6 yaşında falandım. Bayramda onlara sık sık giderdik. Yıllar sonra onlardan filmimde oynamalarını rica ettiğimde çok güzel bir şekilde kabul ettiler. Ve kısa bir sürede buradaki sahneleri de hallettik. O kadar halini anlayan ve anlayışlı insanlar ki bu da benim işimi oldukça kolaylaştırdı. Ece zaten gezmeye bayılıyor. Danalar çok sevimliydi ama çok yaklaşamadım çünkü korkuyordum. Ece burada korkudan gülüyor çünkü ilk kez ineklere bu kadar yaklaştı. Komşularımız oldukça doğaldılar. Ben sadece kamerayı kurdum ve çektim. Burada ise bir senaryo var ama kesinlikle doğaçlama değildi. Buna rağmen o kadar başarılı bir şekilde oynadılar ki ben tek kayıtta aldım bu sahneyi. Ben oyunculuklarına bayıldım. Tek kelimeyle harikaydı. Ela burada 6 aylık ve ilk kez kamera karşısında minicik ya. Hiçbir şeyden habersiz. Onu bayağı sevdiler orada. Hele şu salatalık. Buraya ise akşam öyle bir oturmaya gittik. Hiç kimsenin çekimden bile haberi yok. Akşam olmuş, yemek yiyorlardı. Ben konuştum, izin aldım falan, çekime başladım. Oradaki balıktan yemek çok istemiştim. Ama ben çekimi tamamlayana kadar balık bitti. Çok güzel gözüküyordu ya. Bu eve girdiğim zaman beni gülme tutar. Orada eğlence hiçbir zaman bitmez. Çok seveceğim bir aile onlar. Burada da yeni turşu yapmışlardı. Onlar da çıkmış. Burası bizim yan komşumuzun evi. Sadece bir duvar var aramızda. O kadar. Onlar da çekim yaparken beni mahallede gördüler. Evlerine davet ettiler. Ben de kameramı alıp çekime gittim. Evleri çok güzel ve doğal bir ortamı vardı. Buradaysa onlara tarif ettim az çok ne yapacaklarını. Ama size şu kadar söyleyeyim. Oyunculukları müthişti. Hani ilk kez kamera karşısına geçiyorsun ve hiç şaşırmadan nasıl bu kadar başarılı olabiliyorsun değil mi? Ben büyük bir hayranlıkla izlemiştim onları. Gerçekten çok güzel rol yaptılar. Efsaneydi. Ece o gün biraz huzursuzdu ve sürekli kaçıyordu, zar zor oynadı o gün sahnesini. Bu çocuk çok yaramaz ama çok işime yaradı burada. Ece'yi bile çıldırtmıştı. Burası bizim ev ve 3 tavuğumuz. Burada ise her şey anlık gelişmişti. Bunlar minik ördeklerim. Ece onları çok seviyordu, arkadaşı gibi. Burada müzik falan yok ama dans var. Bu kedi çok tatlı ve bir hafta sonra ölmüştü. Sonra öyle oldu. Köpeği çileden çıkardı. Burada çok gülmüştüm buna. Ece'nin sefil gözükmesi için terliklerini çıkarmıştım. Burada kıyamam yavaş yavaş yürüyor.
Ama en harika sahne bu samanların olduğu yerdi. Harika bir havası vardı oranın. Ece ve ben orayı çok sevmiştik. İneğin oradaki oyuncunun ne demeli peki? Sanki tüm evren bu film için işbirliği yapıyordu. Bu da işte tüm herkesin gerçek zannettiği sahne. Bunu çekerken gülmekten karnımın ağrıdığını çok net hatırlıyorum. Burada herkes sanıyor ki Ece azarlandığı için ağlıyor ama işte öyle değil. Ben onu kamera arkasında aşırı sinirlendirdim. Çocuk çıldırdı. Orada ve gerçekten bitirici vuruşu filmde Ece yaptı bu sahneyle. Tüm duyguları izleyiciye nakletmişti. Ece orada sadece 2 yaşında ve onunla çekimler sırasında çok zor anlar da yaşadım. Ama her ne olursa olsun onun yaşındaki bir çocuk için 5 gün boyunca çekimlere dayanması çok iyi bir başarıydı. Her gün hazırlanırken eline kamerayı alıp gidelim hala derdi bana. Son olarak arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Hayatta herkes oyuncu olabilir. Ben bunu gördüm bu filmi çekerken. Zaten hepimiz yaşarken bir karaktere hayat vermiyor muyuz? Bu filmde rol almış tüm herkese kalpten teşekkür ediyorum. Hepinizin sıcakkanlı olması, beni kırmamanız, çekimlere izin vermeniz sayesinde bu film ortaya çıktı. Herkesin emeğine sağlık. Arkadaşlar bu videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi günler, hoşça kalın.